Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Öncelikle şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dilerim. Aslında video çekmeyi düşünmüyordum ama bugün hafta sonu, pazar son gün, haftanın en çok düşen ve yükselen hisselerine göz atmam gerektiğini düşündüm. Çünkü bunu bekleyen arkadaşların olacağını düşünüyorum. O yüzden bu videoyu çekeceğim. Burada hissesine diye takipçisine basacağım. Oradan haftalık, şu kısımda haftalık performans yazıyor. Orada en yüksek geçen hafta en çok değer kazanan ve en çok değer kaybeden hisselere bakacağız. Bu videoda en çok değer kaybedenlere bakalım arkadaşlar. Ya basayım. Şu filtreyi sıfırlayacağız ilk önce. Sıfırladık. Şurada 6 eşleşme var ya, orası 413 olması lazım. Şimdi tekrar bakabiliriz. Tekrar bastık. Yanlışlık yok galiba. Evet, ilginç. Bir tanesi %56. Akdeniz Yatırım Holding. Bakalım. Salığa bakalım. Burada bir yanlışlık var. Neden öyle çıktı ki? Bir daha bakalım şöyle. Sistemin takipçisi. Arkadaşlar, bu hissede bölünme gibi bir şey olmuş olabilir. Yanlış gösteriyor. Yani %56 değer kaybetmemiş. O yüzden Taş TR'ye geçiyorum. Evet, bu doğru. Tamam. Taş TR'den başlıyoruz. %25 değer kaybetmiş. Bir göz atalım. Atalım. Evet, çok sert hareket eden bir hisse. Düşüş trendi devam ediyor. Şurada desteği var. Şu kısımda. Kalın yapalım şöyle. 25,82'de desteği var. Bakalım buradan dönecek mi? Güç endeksine baktığımızda da daha orta seviyelerde, yani alım bölgeleri aşağılara çok gelmemiş. Daha da düşme ihtimali var. Bayağı tehlikeli bir kağıt. %25 değer kaybetmiş. Serve var ikinci sırada. Serve bakalım. Yine sert hareketler. En son şurada %36, %40 civarı bir değer kazanmış. Sonra aynı şekilde de aşağı iniyor. Şurası destek. 13.30 civarında destek var. Bakalım buradan dönecek mi güç endeksi de. Buralardan genelde destek almış. Yine sert hareketli, riskli bir kağıt. Bunu da geçelim. Serve. Samat var yine. Geçen haftaki videoda var mıydı Samat? Samat yine düşüyor. Ama güç endeksine baktığımızda ilginç bir seviyeye gelmiş. Acaba buradan destek alır mı? Yeşil yakmış. Şuraya bir destek koyalım. 6.55. 6.50'nin altında problem olabilir. Ama günlük grafiğe göre daha önce şuradan bakın. Güç endeksinin dibi vurduğu yerlerden ralliler yapmış. Mesela şuradaki rallide %400. Şuradaki rallide şurası %300 yapmış. Yeni bir ralli gelir mi? İlginç. Ama bir süre yatayda gitmesi, mesela şöyle bir hareket yapması şuradaki gibi iyi olur. Gerçi direkt yükselmeye başlamış şurada. Şurada peki direkt yükselmeye başlamış bakalım. Evet, hemen yükselmeye başlamış olalım. Bakalım, birkaç gün bir takip etmek lazım. Samat. Samat. Canlı yayın nerede? Samat'ı not alayım ben de. Takip etmek için. Bakalım ne oluyor yarın. Geçelim Samat'ı. Senkron var. Bu arada Taş TR 25 değer kaybetmiş. Serve 21.30. Eksi 21.30. Samat eksi 18 civarı. Bunda da senkron var. Eksi 17.24. Bakalım senkron. Çok sığ bir hisse, sert hareketler ama destek bölgesine yaklaşmış gördüğünüz gibi. Burada bir destek var. 22.75 civarında.
Bakalım buradan bir dönüş olur mu? Ama güç endeksi tam diplerde değil, gördüğünüz gibi. Şurada 43 civarında bir destek var ama. Bakalım şu anda 46 civarı. Buradan dönüş gelir mi? Çok yine tehlikeli bir hisse. Zaten yani şöyle düz çizgiler görürseniz grafikte biraz sıkıntılı oluyor. Senkronu geçelim. TG esas var. Esas. O da düşüşte. Dün canlı yayında bakmıştım galiba. 27.42'de destek var. Eğer oradan dönmese daha aşağılara gidebilir. Şuradan bayağı bir kazandırmış. De 300, 3 katı çıkmış TG esas. TG esası geçelim. TG esas bu arada %16 civarı değer kaydetmiş. %14 civarı da Sumas var. Yine sığ bir hisse. 59.5'da destek var. Buradan destek alamazsa daha aşağılara gidebilir. Sumas'ta geçelim. Agio var. Sumas yüksek, eksi 14'tü. Agio'da 11 60 değer kaybetmiş. Agio yine sert hareketler. 4.03'te destek var. Altında da 3.47 destek. 4.80 direnç. 5.17 destek. Şu anda yine biraz yatayda bir kendini bulmaya çalışıyormuş gibi. Agio'da geçelim. Evet, normal bir hisse bulduk. Şok var. Eksi 11.5 değer kaybetmiş geçen hafta. Yok. Evet. 3 endeksi diplere bayağı yaklaşmış ama daha yerleri var. Şuralarda bir destek var. Şuradan zaten sanki desteğe yakın yerden bir dönüş almış gibi bir alıcı gelmiş aşağıda. Yine uzun çünkü. Bakalım 12.40-45 civarı diyelim. Burası destek. Ama şurada 3 tane tepe yapmış. Şöyle. Çok hoş bir görüntü değil. Biraz düşüş emaresi gibi. Aşağıda başka destekler de var şokta. 11.60'da var. 11.05'te ve 10.46'da destekler var. Direnç vereyim. Orası sağlam bir direnç. 14.30 direnç. Şurası da sağlam. 14.73 ve direnç arkadaşlar. Bu şekilde takip edilebilir. Şokta. Başka ne var? Dohol var. %11 değer kaybetmiş Dohol'da. Evet, Dohol sanki dönmeye çalışıyor gibi. Şurada bir destek var. Morla yapalım desteğimizi. 3.36. 3.36 destek. .429 direnç arkadaşlar. Bakalım 3.36'dan yukarı mı gidecek? 4.29'un üstünde kalıcı olursa da 5 liralara gitme ihtimali vardı oğlum, bakalım. Ama güç endeksi yine diplerde değil. O yüzden dikkat edelim. Yani şurada zararlı yaptığı yerlerde biraz daha. Gerçi o seviyelere gelmiş. Yine de biraz yukarıda şu eski yerlerle karşılaştırdığınızda zararlı yaptığı yerler. Bakalım. Dohol da bu şekilde. %11 mi değer kaybı? Evet. %9.5'a yakın bir değer kaybı Olmuksan da var. Geçen sene de listedeydi galiba Olmuksan. Geçen hafta. Şurada bir destek var. 7.55'te. Oraya bayağı yaklaşmış. Onun altında da 6.28 var. 6.28'in altında daha aşağılara sarkabilir tabi. Direnç verelim arkadaşlar. Direnç de 10.41'de. Ne bunda sert hareketleri var. 13.07. 15 51 direnç. 15 51 şey 15 31. 15 31'in üstünde kalıcı olursa da 20 25 arasına doğru gitme ihtimali var. Bakalım. Olmip'i geçelim. Olmip de sert hareketler ama tehlikeli hisse grubunda diyebilirim. İhlas Gazete var. Yine yakın Olmip'e. Eksi 9.30 civarı bir değer kaybı olmuş İhlas'ta da.
3 endeksi, evet. Dipler, 3 endeksi diplerde. İhlas Gazete ilginç bir durumda. Şöyle desteğimizi alalım. Dirençleri de yazalım tek tek. Destek 3,63, direnç 4,39. Beş on beş. Böyle yapacağım. 5 lira. 5,47 de var. 7,11. Sekiz otuz bir. 8,95. Eğer 8,30 üstünde kalıcı olursa, 8,30 üstünde kalıcı olursa da, bu İhlas mı, ben anlayamadım ya. İhlas galiba 4 liralar görmüştü. İhlas Gazete ile İhlas'ı karıştırdım. Fiyatı çünkü çok yüksek geldi de, o yüzden 8 liraları görmüş, ne ara görmüş falan. İhlas da o galiba. 4'leri görmüştü İhlas. 14, 13, 14 civarına gitme ihtimali var. 8,30'un üstünde günlük kapanışlar yaparsa, kalıcı olursa arkadaşlar. İhlas'ı da bir not alayım. Okey. İHGZT. Bunu da bir izleyeceğim. Pardon. Kaydedeyim. Tamam. Son bir hisse daha bakayım İhlas'tan sonra da. İşBTR var. O da eksi 9 civarı. Değer kaybetmiş İşBTR. Yine çok sert hareketler. Aşırı sığ bir hisse. Şurada destek var. Buna bakmayalım çünkü o 36.210, biraz daha farklı bir hisseye bakacağım. Yani açmışken yine bakayım da, ondan sonra bir hisseye daha bakayım. Söz vermiş. 36.210'da destek var. Şurası da direnç gibi. 55.368'de direnç var. Şurada ara bir bölgede, burayı destek olarak kullanabiliriz. Buralar. Şunu direnç yapacağım, destek değil de biraz yukarıda. Burası biraz iyi oldu gibi. Biraz yukarı taşısam. Şöyle tam ortaya alacağım. 45.789'da da direnç var. Bakalım şurada aşağı doğru inecek mi? Yoksa yukarıya kıracak mı? Bunu izlemek lazım. Bu şekilde takip edilebilir. Şurada da direncimiz var. 64.947. Geçelim. SBTR'den sonra Durdo var. Durdo da 8.89 değer kaybetmiş. Son olarak da Durdo'ya bakalım. Temizleyelim. Şu anda biraz düşüşe geçmiş gibi, güç endeksi yeni yeni aşağı gidiyor. Aşağıda şuralarda destekler var da, oralar çok aşağıda. 9.33'te. 9.86 civarında var. Burayı destek yapabiliriz. Eski direnç olduğu yer. 12.54 destek olabilir. Çok güvenilir mi bilmiyorum. Çünkü şurada ikili tepe gibi bir şey yapmış. Bu da düşüş sinyal oluyor bir nevi. Dikkatli takip etmek lazım. 14.94 direnç, 13.85 direnç arkadaşlar. Bakalım şurada bir yatay bant vardı. Şimdi buranın üstünde kalıcı olması güzel olur. Daha yukarılara gidebilir eğer şu 12.54'ün üstünde kalırsa, böyle bir şey olabilir. Ama 12.54'ün altına girerse yine şöyle bir yatay banda girme ihtimali var arkadaşlar. Bu şekilde takip edebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videonun açıklamalar kısmında sosyal medya hesaplarım var. Facebook, Instagram, Twitter. Oradan da takip edebilirsiniz. Ayrıca Facebook grubuna bekleriz. Onu, orada linki var aşağıda. Balin Avcısı diye geçiyor. 5000 üyeye geçtik. Orada da bilgilendirici paylaşımlarımız oluyor. Herkese bol kazançlar arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.